Şimdi Teknoloji ekibinin üyeleri Yusra, Hira ve Ejin'i ben yayına davet ediyorum. Hoş geldiniz kızlar. Buyurun size hoş bulduk. Hepinize tekrardan merhaba. Bugünkü aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Yani kusura bakmayın. Neden sizde bütün aksaklıklar teknoloji takımımızın canlı yayını bekliyoruz. Olsun diyoruz. Zorluklara karşı çözüm bulmaya öğrendik. Devam edeceğiz. Biz şimdi Teknohertz ekibi olarak ResNap adlı projemizi tanıtacağız. Öncelikle yine Teknohertz takımını tanıyayım. Ben Yusra. Ekibimizde takım lideri ve uygulama tasarımcısıyım. Aynı zamanda 10. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım Hiram Osmanoğlu, yapay zeka geliştiricisi ve 10. sınıf öğrencisi. Ejin arkadaşım İstanbul'da şu an. O da 9. sınıf öğrencisi ve projemiz 3D tasarımına giriliyor. Diyabetik retinopati nedir demeden önce yine size bir girişimizi anlatalım. Yani bir hikayemizin girişi var. Günlük hayatta farklı farklı insanların yanında farklı farklı olaylar yaşamaktayız. Ve her gün bambaşka olaylar bizi bekliyor. Bunların sonucunda bizlerin bu olayları anlayabilmek ve yaşayabilmek için farklı farklı eğitmenlere ihtiyaç duymaktayız. En temel yapı taşlarımızdan biri olan gözlerimizi ele almak istiyorum. Şimdi dik bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapayın. Gördüğünüz tek şey karanlık diye umuyorum. Karanlık, insanlar ihtiyaç duyduğu zaman en büyük arkadaşı iken, ihtiyaç duymadıkları zaman bile yanındaysa en büyük düşmanları olabilmekte. Hatırlar mısınız? Küçükken körebe atla bir oyun oynardınız ve elleriniz her zaman öndeydi. Neden? Çünkü sizin önünüzde ne olduğunuzu bilmediğinizden kaynaklı bir güvensizlik vardı. Aynı zamanda sağınıza ve solunuza esen tedirginlik rüzgarları sizi çöllere doğru atmaktaydı. Bu örnekle beraber gözleriniz sadece görmeye yarayan bir organ değil, aynı zamanda sizi ışıkla buluşturan ve sizin anlayabilmenizi ve ortamları daha rahat bir şekilde algılayabilmenizi sağlayan bir organ olduğunuzu anlamışsınızdır. Her güzel şeyin bir sebep mudur? Maalesef ki var. Gözlerimizin en büyük düşmanı olan da diyabettir. Diyabet etkilediği ortamlarda, etkilediği organlarda farklı farklı cepheler açmakta. Gözde açtığı cephenin adı ise retinopatidir. Retinopati her insanda en az bir kere karşılaşma ihtimali taşımakta. Yani bir sabah kalktığınızda retinopatiyle verdiğiniz savaşı kaybederseniz kör olabilirsiniz. Bizim hikayemiz bu farkındalıkla başladı. Şimdi gelin devam edelim. Nedir diyabetik retinopati? Diyabetik retinopati, şeker hastalığından kaynaklı olarak gözün en alt tabakası olan retinada körlüğe kadar gidebilecek hasarlar bırakmaktadır. Sağ üstte gördüğünüz normal retina iken alt tarafta gördüğünüz retinopatili retinadır. Tabii ki hepsi böyle bir görüntüde farklı farklı görüntüler vermektedir. Şimdi size diyabetik retinopatili bireylerin bazı problemlerinden bahsedeceğim. Biz bu problemleri ele alarak projemizi geliştiriyoruz. İlk olarak randevu alma süresi, geç teşhis, hastaneye ulaşılamaması, bölgelerde iyi sağlık sistemlerinin olmaması ve kullanılan cihazların alan kaplaması ve maliyeti başlıca problemlerimizde. Biz de bu problemlerden projede en çok kullandığımız geç teşhis. Çünkü geç teşhis diyabetik retinopati hastalığında gözlerde kanamalara hatta gözlü körlüğe kadar gidebiliyor. Bunların yanı sıra da dünyadaki diyabet hastalığı gün geçtikçe artıyor. Grafikten de gördüğünüz üzere Türkiye bunların en üstünde ve şu anda Türkiye'de 2 milyon tane diyabet hastası bulunmakta. Peki RetinaApp nedir? RetinaApp bizim projemizin adı. Diyabetik retinopati hastalığını erken teşhis edilmesi için geliştirdiğimiz yapay zeka veri tabanlı uygulama ile 3D aparatımız ve 20'de aspirin lens. Çözüm kısmına geldiğimizde de tasarlamış olduğumuz 3 boyutlu aparatımızı telefonumuzun arkasına yerleştiriyoruz. Daha sonra önünde bulunan boşluğa ise merceğimizi yerleştiriyoruz. Retinopati hastası gözüne göz damlasını damlattıktan yaklaşık yarım saatte de 45 dakika sonra yani göz bebeği büyüdükten sonra uygulamamıza girerek kamerasını açarak göz retinasını çekerek göz retinasını çektikten sonra yapay zeka ile ayırttıktan sonra yani hangi evrede olduğunu öğrendikten sonra doktoru ile iletişime geçebilecek ve raporunu eski raporu arasında görebilecek. Peki bizim yöntemimizde neler var? İlki 20 dioptri aspirin lens. Lensimizin diğer lenslerden farkı gözümüzü yüzeysel olarak değil retina katmanına kadar gösterebiliyor olması. Tabii ki de belli şartlar var. Güçlü bir ışık kaynağı ve belirli bir uzaklık mesafesinde tutulması. Bunları da 3 boyutlu bir tasarım geliştirerek hallettik. Onu da birazdan değineceğiz. Şu an gördüğünüz sayfada uygulamamızın bütün sayfaları görünmekte. Kılavuz videosunda ise hepsini tek tek inceleyeceğiz. Yapay zeka kısmında ise herkes açık bir veri seti indirdi Kaggle sitesinden. İlk başta 25 fotoğraf ayırdı fakat yeterli olmadığını fark ettik. Daha sonrasında yaklaşık 3512 fotoğraf ayırarak hastalıksız retina, retina 1, retina 2, retina 3, retina 4 olarak olmak üzere 5 grubu ayırdık.
Ve daha doğru sonuç aldığımızı fark ettik. Şimdi de 3D aparatımızdan bahsetmek istiyorum. Bizim 3D aparatımız 3D baskıyla çıktı ve 20 dioptri asferik lens ve telefona bağlı bir şekilde çalışıyor. İlk gördüğünüz resim bizim mercek tutacağımızın birinci versiyonu. Etrafı açık bir şekilde olduğundan telefon flaşımız merceğe dik bir şekilde düşmüyordu. Biz de bu yüzden retina katmanını göremiyorduk. O yüzden ikinci fotoğrafta gördüğünüz versiyonunu geliştirdik. Burada etrafı kapalı bir şekilde olduğu için retina katmanını artık görebiliyoruz. Şimdi de size kısa bir kullanım kılavuzu animasyonumuzu izletmek istiyoruz. Merhaba Zeki Bey. Selamün aleyküm doktor hanım. Şikayetleriniz neler? Bende diyabet hastalığı var. Düzenli olarak kontrole geliyorum gözlerim için. Bu ayda baktırmak için geldim. Şöyle oturun lütfen. Bu yol masrafı ne olacak be kızım? Ne yapabiliriz? Retinoid bunun için var. Sizin maliyeti en aza indirecektir. Nasıl kullanılıyor? Bir öğretiver. Öncelikle aparatın ucuna lensi yerleştiriyorsunuz. Ardından gözünüze damlayı damlatıp 15 dakika bekliyorsunuz. Sonra aparatın diğer kısmına telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Ardından kamerayı ve flaşı açıp retinanızın görüntüsünü çekiyorsunuz. Buradaki mesafeye dikkat edin. Retina görüntüsünü çekip uygulamaya giriyorsunuz. Uygulama içindeki yapay zekayı açıp fotoğrafı ekliyorsunuz ve sonucunuzu öğreniyorsunuz. Uygulamada neler var? Uygulama içinde yapay zeka, kendi bilgileriniz, doktor bilgileriniz, 4 farklı ilde bulunan doktor numaraları, eski sonuçlarınızı görebilirsiniz. Anladım. Çok iyi bir şey bu. Peki neden retinoid? Retinoid ile evde muayene olunması hastaneye gitme gereksinliliğini azaltmaktadır. Daha uygun maliyetle muayene edilmektedir. Erken ve kolay teşhis ederek hastalığın ilerlenmesi engellenmektedir. Projemizin sürecinde farklı farklı uzmanlarla görüştük. İlk uzmanımız Doktor Merve Hanım'dı. Kendisine müdür beyi aracılığıyla erişebildik. Doktor Merve Hanım'a 3 farklı ziyaretimiz oldu. Her gidişimizde farklı bir şey öğrendik. İlk gidişimizde retinopati hastalığını iyice kavradık. İkinci gidişimizde lensin nasıl tutulması gerektiğini öğrendik. Üçüncü gidişimizde ise kendi aparatımızı ve projemizi götürmüştük. Bir de Erdal Bey'in şirketini aradık. Şimdi size yol haritamızdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Kasım aylarında proje derslerimize başladık. Aralık ayını geçtiğimizde bazı araştırmaları yaptık ve farklı farklı uzmanlarla görüştük. Ocak ayında malzeme teminini yaptık. Bazı yarışmalara başvurduk ve bunlardan Uluslararası MebRobot yarışmasına finalist olduk. Şubat ayında projenin sorularını düzelttik ve yenilikler ekledik. Mart ve Mayıs aylarında halen daha bazı sunumlarımızı yapıp kendimizi geliştiriyoruz. Ayrıca farklı insanlarla tanışıp yeni şeyler öğreniyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında neler oldu diye soracak olursanız. Sağlıklı Yapay Zeka Kongrelerine katıldık. Genellikle üniversite öğrencilerine yönelik ve 3. Sağlıklı Yapay Zeka Kongresi'nde kendi projemizi sunmak istiyoruz. Uluslararası MebRobot yarışmasında finalist olduk. Yazılım şirketleriyle toplantılar yaptık. Mercek alımı ve araştırma yaptık. Kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirdik. Mentorlar ve alanında uzmanlarla görüşmeler yaptık. Üniversite ve yarışma gezileri düzenledik. Aldığımız eğitimlerden bahsedecek olursak 4 hafta boyunca Python eğitimi aldık ve Python belgesi aldık. Daha sonrasında 2 haftalık uygulama geliştirme eğitimi aldık. 3 boyutlu eğitim aldık 2 hafta bu şekilde. Şimdi de bu seneki bazı hedeflerimizden ve gelecek hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Bu sene Teknofest, TÜBİTAK, Başakşehir Living Lab yarışması ve MebRobot yarışmalarına katıldık. Bunlardan farklı yarışmalarda finalistlere kaldık. Şu anda Başakşehir Living Lab yarışmasına hazırlanıyoruz. Seneye de bu yarışmalara katılmak ve daha fazlasına katılmak istiyoruz. Ama her şeyden önce kendine yeni şeyler katıp geliştiren üretken bir girişimci olmak istiyoruz. Şimdi sponsorumuzdan bahsedeyim. Sponsorlarımız 20 dioptri asferik lensi aldığımız Emos Optik. Emos Optik maillerinden mesaj atarak 8.000 liralık merceği maliyetsiz bir şekilde aldık. Ayrıca senenin başından beri Atölye Üsküdar'la beraber 3D tasarım baskılarımızı çıkarıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her hikayenin bir sonu vardır. Bizim hikayemiz böyle devam ediyor. Ve en az yönetim fethi hastası hayatı kolaylaşmadığı sürece de bitmeyecek. Teşekkür ediyorum kızlar. Size çok genel bir soru soracağım. Ürünüzdeki yapay zeka doğruluk oranı nedir?
Şöyle ki %100 diyemeyiz ama %99'a çıkarabiliriz. O da nasıl olacak? Fotoğraf sayımızı artırarak daha doğru bir orana ulaşabiliriz. Biz 25 fotoğrafla başladık. Şimdi de 3512 fotoğraf ayırdık. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Ve bunu daha çok veri seti indirerek arttırmayı düşünüyoruz. Doğru oranımızı arttırarak daha güvenilir bir sonuç elde edeceğiz inşallah. Peki inşallah projenizde size en zor gelen konu neydi? En çok zorlandınız, şurada zorlandım dediğiniz yer. Açıkçası farklı farklı zorluklarla karşılaştık. Önemli olan bu sorunları çözüm bulabilmekti. Galiba yapay zekayı şeye eklemek de uygulamanın içerisine eklemek bizim için oldukça zordu. Yaklaşık bir ay boyunca uğraşmıştık. Ayrıca ben bir şey eklemek istiyorum. Seninle başından beri ilk defa bu tür Tabii ki. yarışmaları azıcık zorlandı tabii ki de ama her zorluğun arkasında bir kolaylık yatıyor. Biz de bu zorluklardan ders çıkararak daha kolay, daha da ileriye gidiyoruz. Teşekkür ederiz bu seniniz için.